İyi günler sevgili seyirciler. Gündemin artısıyla gündem artıyla yeniden karşınızdayız. İyi günler diliyoruz. İyi dileklerimizi sunarak başlıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi bugünkü programımıza Salı gününden sesleniyoruz sizlere. 18 Ekim'i de evet bakalım teyit alalım. 18 Ekim'i de bize takvim tarih olarak gösteriyor. Stüdyomuzda konuğumuz Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özer. Sayın efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Uzun bir aradan sonra yağmuru da gördük. Az evet. Da olsa en azından. Pek güzel şey olur galiba bugün. Toprağın kokusunu da duyduk. Evet. Umutlar tazeleniyor herhalde böyle şeyler olduğunda. Umarım öyle olur. Evet. Sağlam bir kuraklık oldu biliyorsunuz. Ve ne yazık ki hissettik, yaşadık onu tabii ki. Evet. Şimdi müzakere süreci var. Ben sizinle müzakere sürecini konuşmak istiyorum. Siz aynı zamanda çünkü müzakerecilik görevini de yürütmüş bir isimsiniz. Uzunca zamanda çeşitli görevlerle müzakere heyetlerinde de yer aldınız ülkemizin. Müzakere sürecine gelinen nokta hepimizin malumu. Artık yavaş yavaş o koyulmuş olan zaman mühletleri diyelim, takvim demiyor çünkü buna Rum tarafı da. Sonuna doğru yaklaşıyoruz ve çeşitli açıklamalar var, çeşitli yorumlar var. Toprak başlığıyla başlayalım isterseniz. Çünkü toprak ayrılmış bir konu. Toprağın ayrı bir ülkede görüşülmesi öngörülüyor. Nasıl bakıyorsunuz? Bugün geldiğimiz noktada neler söylersiniz toprak başlığına ilişkin olarak? Şimdi New York'tan döndükten sonra iki lider bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bir açıklama yaptılar. Ayrı ayrı yaptılar açıklamayı ama aynı şeyi söylediler. Her iki lider de şunu söylediler bize. Bir kere ona bakalım önce bir. Yani bundan sonrası nasıl yürüyecek? Madem ki anlaştılar ve açıkladılar, ona bir bakmak lazım. Bize dediler ki iki lider, önümüzde dört tane konu var. Bu dört tane başlık var. Bu dört başlığı önce bir müzakere edeceğiz. Bu dört başlıkta ilerleme olursa bir başka ülkeye gidip toprak başlığını müzakere edeceğiz. Toprak başlığında ilerleme olursa da o zaman garantörlerle beşli toplantıda bir araya geleceğiz. Şimdi bu yeni ve farklı bir şey. Ama bize göre yani Halkın Partisi olarak bizim söylediğimiz şey şudur. Bize göre böyle bir yöntem sakıncalıdır. Ve içerisinde bir takım sakıncalar var. Kısaca son birkaç gündür bunu anlatmaya çalışıyoruz ve bir öneride de bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrı yaptık bununla ilgili olarak. Neden sakıncalıdır? Çünkü bugüne kadar Kıbrıs Türk tarafı geleneksel olarak hep şunu ortaya koydu. Evet bir aşamada 6 başlıktan birisi olan toprakla müzakere edilecek. Doğrudur. Ama bu toprak müzakeresi yurt dışında da yapılabilir. Burada da bir sıkıntı yok. Fakat biz bugüne kadar bu öneriyi ortaya koyduğumuzda toprak müzakeresi başladığında beşli toplantının tarihi de belliydi. Yani toprak müzakeresi için ister yurt içinde isterse uluslararası alanda bir müzakere başlasın. Baştan Kıbrıs Rum tarafı da o müzakereden 3 gün sonra, 5 gün sonra veya 1 hafta sonra veya 3 hafta sonra oradan da garantörlerle garantilerin ne olacağını görüşmeye geçilecek diye rızasını verecekti. Böyle bir yöntem vardı. Şimdi maalesef bu yeni yöntemle toprak müzakeresiyle güvenlik ve garantiler müzakeresi birbirinden koparıldı. Birbirinden ayrıştırıldı. Bunun yaratacağı bir takım sıkıntılar var. Onların üzerinde durmakta yarar var. Bunlardan en önemlisi şu. Bir kere Kıbrıs Türk tarafı çözüm çerçevesinde güvenlik ve garantilerden ne alacağını bilmeksizin toprak müzakeresi yapmak zorunda kalacak. Ve belki de toprak müzakeresi yapıldığı zaman yurt dışında bana göre yeterli ilerleme olmadı dediği için Kıbrıs Rum tarafı beşli toplantıya hiçbir zaman geçilemeyecek. Yani müzakere sürecinin bir gecikmesi, sürüncemede bırakılması için Rum tarafına fırsat veren bir yöntem bu. Bir ikincisi Kıbrıs Türk tarafının çok da adil olmayan bir biçimde toprak müzakeresi yapmak zorunda kalacağı bir yöntem bu. Ve bir üçüncüsü, dikkat edin, iki lider bu açıklamayı yapıp yurt dışında toprak müzakeresi yapacağız dediği anda ilk açıklamayı yapan Anastasia da şunu söyledi. Diğer siyasi parti başkanlarını alıp bu görüşmeye gideceğim ben. Şimdi Allah aşkına yani DC'nin ve AKEL'in ki DC'nin içerisinde de var ama onun dışında yer alan siyasi parti başkanları ve yetkilileri hepimiz çok iyi biliyoruz ki
federal bir çözüme karşıdırlar ve bunu içlerine sindirebilmiş değiller. Yani DC ve AKEL ile ilgili de bu tartışmayı yapabiliriz ama diğer siyasi parti başkanlarını alıp toprak müzakeresine gidilmesi durumunda olacak olan şey bellidir. Yurt dışında yapılacak toprak müzakeresinde Sayın Anastasiades tabii çok büyük bir ihtimalle anlam planından da daha fazla toprak taleplerini ortaya koyacak. Sayın Akıncı bunların bir kısmına hayır diyecek, bir kısmına belki evet diyecek. Bir gün sonra Rum basında bunların hepsi yer alacak. Bunu çok iyi biliyoruz değil mi? Şey fark etmiyor. Yani dünya artık gelişip değiştiği için ha ara bölgede bir müzakere yapılmış ve Rum basında sızmış, ha İsviçre'de yapılmış, ha başka bir yerde yapılmış. Ben size bir örnek vereyim, yaşadığım bir örnek. 2004 yılında Nisan ayında, yani Mart'ın sonunda Nisan'ın başına kadar olan dönemde Bürgenstock'ta bizi İsviçre'de bir dağın tepesine kapatıp kilitlediler bir otele. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar beşli konferanstan, beşli toplantıdan bahsediyorum. Buna benzer bir toplantıda yapılan müzakerede ne olduysa ertesi gün Rum basına çıkardı. Yani bugün artık bir internet, bir telefon vesaire var. Evet. Şimdi bu neye neden olacak? Yani böyle bir şekilde müzakere etmek Kıbrıs Türk tarafını nasıl bir sıkıntı içerisine bırakabilir? Bir örnek. Ülkemizde sınır boyunda herhangi bir köyde veya bölgede yaşayan bir vatandaşımız kendi evladına bir ev yapmak istiyorsa ve bir gün sonra bu eve başlayacaksa yeni evlendirdiği evladına ya da kendi evinin kapısı, penceresi kırık, dökük, dökülür durumdaysa bir boya yapacaksa, tamir yapacaksa bundan bir kere vazgeçecek. Çünkü gazeteyi açıp baktığında görecek ki bizim köyün adı geçer, ben niye buraya yatırım yapayım diyecek. Niçin bizim çocuğun evini buraya yapayım diyecek. Ama bunun dışında ülkenin başka bazı bölgelerinde de mülkiyet piyasası da ekonomi de bundan olumsuz yönde etkilenecek. Yani hayatın dondurulmasına neden olacak bir ara aşama yaratmış oluyoruz. Sadece toprağın görüşüleceği. Oysa toprakla beşli toplantıyı birbirinden koparmamak lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı özetle havaalanından ayrılmadan önce lazım hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de bizler bilelim ki toprak görüşüleceğinde yurt dışında oradan da beşli toplantıya geçilecek filan tarihte ve Rumlar da bunu kabul etti ve herkes de bunun farkında. Buna ihtiyaç var. Eğer bu bağlantı koparılırsa burada adil olmayan bir müzakere yapılacak demektir. Düşünün siz, 2014 yılında bir ortak açıklama yapıldı değil mi? Benim de belli oranda dahil olduğum bir sürecin sonunda bir ortak açıklama ortaya çıktı. Peki, o ortak açıklama metninin içerisinde Kıbrıs Rum tarafı şunu diyordu sürekli olarak, konular birbiriyle bağlantılı müzakere edilmelidir. Çünkü mülkiyet ile toprağı ben birlikte görmek istiyorum. Yani bize Kıbrıs Rum tarafı Sayın Hristofias döneminden bu yana şunu söylüyordu. Biz mülkiyette ne kadar taşınmaz malı geri istediğimize, sizin bize ne kadar toprak vereceğinize bakarak karar vereceğiz. Bu ikisi birbiriyle ilintili bir biçimde birlikte ele alınmalı ve birlikte müzakere edilmelidir diyordu Kıbrıs Rum tarafı. Biz de kendilerine sadece iki başlık birbiriyle ilintili değil, bütün başlıklar birbiriyle ilintilidir dediğimiz için bütün konular birbiriyle bağlantılı şekilde müzakere edilecek yazar 2014 ortak açıklamasının içerisinde. Peki bu bütün konular madem ki birbiriyle bağlantılı müzakere edilecek, o zaman garanti anlaşması ve garanti güvenlik konuları neden koparıldı diğer konulardan? Biz neden Kıbrıs Türk tarafı olarak yurt dışında toprak müzakeresi yaparken garantilerin geleceğini bilmeden bir müzakere yapmak zorunda kalalım? Ve neden bu ilerleme şartına bağlı olsun? Şu anda Kıbrıs Rum tarafı toprağı yurt dışına müzakere ederken ben henüz tatmin olmadım, yeterince ilerleme olmadı dediği müddetçe son aşamaya geçmeyecek bu süreç. Yani bu süreci uzatabilecek Kıbrıs Rum tarafı bu türden bir sıkıntı içeriyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi bağlamında da bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanı'na şu çağrıyı yapıyoruz. Madde 1, madem ki bu 4 konuda yeterli ilerleme olursa toprak müzakeresine geçilecek, o zaman Kıbrıs Rum tarafına bu 4 konunun en önemli unsurlarından birisi olan siyasi eşitliği gerçek anlamda bağlayacak ilerleme elde edildikten sonra toprak görüşmeye gidilmelidir. Ve Kıbrıs Türk tarafı bunu net bir biçimde ortaya koymalıdır. Bir dönüşümlü başkanlığın bir başkanların nasıl gerçek anlamda seçileceğinin
ve Kıbrıs Türk iradesinin Rum iradesine tabi olmayacak şekilde bu seçimlerin nasıl yapılacağının netleşmesi, kararların nasıl alınacağının o bakanlar kurulunda veya başkanlık konseyinde her neyse netleşmesi ve siyasi eşitliğin net bir biçimde ortaya çıkması halinde ancak toprak görüşülmeye geçilmelidir. Eğer bu bağlantı koparsa ciddi anlamda bizim açımızdan adil olmayan bir müzakere ortaya çıkar. Ve bir ikincisi de, ikinci maddede şudur. Sayın Cumhurbaşkanı, altını çizerek söylüyorum. Havaalanından uluslararası bir başka ülkeye toprak müzakeresine gitmezden önce bize, Kıbrıs Türk halkına, bunun ertesinde bir hafta 10 gün sonra da şu tarihte beşli toplantı yapılacak, güvenlik garantileri de orada görüşülecek güvencesini vermelidir ve Rum liderliğinin de bu konuda rızasını almış olmalıdır. Bu şartı koymak gerekir. Aksi halde bizim açımızdan ciddi bir sıkıntı yaratacak. Bu noktada ben daha önce hiç gündeme gelmemiş olan başka bir şeyi hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bu da Kıbrıs müzakere tarihine baktığınızda bazı şeylerden ders çıkarmak gerekir Aziz Bey. 1992 yılında buna benzer bir durumu biz yaşadık Kıbrıs Türk tarafı olarak. 1992 yılında New York'ta birinci tur görüşmeleri ve ertesinde de ikinci tur görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmeler ilk başladığında, Sayın Denktaş'ın görevde olduğu dönemde, ilk görüşülen ve genel sekreterin, yani Butros Ghali'nin ilk görüştürdüğü konu toprak oldu. Ve bunun üzerine taraflara da dinleyerek onların düşüncelerini kendine göre alıp bir harita çıkardı ortaya. Ve bu haritayı çıkardıktan sonra görüşmeler kesintiye uğradı. Taraflar Kıbrıs'a döndüler. Bir de Gali Fikirler dizisi vardı biliyorsunuz. Ve taraflar Kıbrıs'a döndükten sonra Rum tarafı bu müzakereleri ileriye götürmek istemediği için iki görüşme arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir rapor hazırladı. Gali raporu hazırladı. Bu rapor Güvenlik Konseyi tarafından 774 sayılı kararıyla onaylandı. O raporun arkasında Gali haritası var. Ve o harita bizim kucağımızda kaldı. Yani bu müzakere süreci eğer bu şekilde kesintiye uğrayabilecek şekilde birbirinden koparılırsa, yani önce toprağı görüşelim de sonra güvenlik garantileri görüşürsem diğer geriye kalan konuları masaya yatırırız da bütün hepsi arasında pazarlık yapılır denilirse, yurt dışında yapılacak toprak görüşmesinden hareketle ortaya çıkabilecek herhangi bir taslak harita Kıbrıs Türk tarafının kucağında kalabilir. Tehlike buradadır ve bunun örneği 1992 yılında yaşandı. Aziz Bey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 20 Ekim 1992 yılında bir karar kabul etti. Ve bu kararın içerisinde diyor ki Birleşmiş Milletler maalesef diğer konularda, siyasi eşitlik konusunda, dönüşümlü başkanlık konusunda ve diğer konularda bizim taleplerimizi dikkate almadan, üstelik de harita konusunda bizim rızamızı almadan Güvenlik Konseyi'ne maalesef böyle bir harita sundu. Güvenlik Konseyi de bu haritayı onayladı. Peki bu neye neden oldu? Bu şuna neden oldu. 2004 yılı gelindiğinde, 2002 yılı geldiğinde Birleşmiş Milletler'in nihayetinde çıkardığı anlam planının arkasındaki haritalar Gali haritasının çok benzeri niteliğindedir. O yüzdelikler bizim kucağımızda kalmış oldu. Onlar çünkü Güvenlik Konseyi kararı haline dönüştü. Ve onlar Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakereleri konuşan, tartışan ve görevlendirilen yeni ekip anlam planı oluşturacağında açtı Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs dosyasını. İçerisinde ne var diye baktı. Harita olarak Gali haritası duruyordu ve o harita bizim Kıbrıs Türk tarafının bir anlamda kucağında kaldı. Tekrar başa dönüp şunu söylüyorum toprakla ilgili, yani toparlayacak olursak. O da şu, müzakerelerin bir geçmişi var. Bunun içerisinde hem olumlu yönde hem olumsuz yönde yaşadığımız tecrübeler var. Olumsuz yönde yaşadığımız bir toprak tecrübesi var bizim. Kimse şunu demesin diyenler olduğunu görüyorum. Ya hocam ne olacak? Çökerse de topraktan çöksün. İşte yurt dışında toprağı görüşürlerken, müzakere ederken anlaşmazlarsa varsın orada çöksün. Bu sürecin çökmesi değil, başarıya ulaşmasıdır temel hedef. Sürecin uzamasına karşıysak, sürecin sonuç alıcı olmasını istiyorsak, toprak müzakerelerinin hemen ertesinde Rum tarafının daha baştan o beşli toplantıya gitmeyi kabul etmesi gerekir ki bütün konular masaya konulsun ve bu müzakere süreci bir biçimde tamamlansın. Eğer toprak aşamasında bir sıkıntı yaşanır, taraflar uzlaşamazsa hem beşli toplantıya geçilemeyecek demektir hem de o taslak haritalar
Birleşmiş Milletler tarafından kayıt altına alınacak demektir. Ya da bu dört konuda tarafların geçici olarak uzlaştığı meseleler bir biçimde Birleşmiş Milletler tarafından kayıt altına alınacak demektir. O harita masada kalacak demektir. Sonradan örneğin gelen yıl Rum tarafında seçimler olduğu için müzakerelere hadi ara verelim, 2017'de olmadı, uluslararası toplum araya girdi. Bir başka bahara kaldı. Başka baharda başlayacaklarında o haritaları çıkaracaklar karşımıza. Dolayısıyla burada biz bu müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz Halkın Partisi olarak. Bunun olabilmesi için de sürecin uzatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu modalite, bu yöntem, yani toprağı güvenlik garantilerinden koparan bu yöntem, yurt dışına gidip sadece toprağı görüşen ve oradan sonra da beşli toplantının yapılıp yapılmayacağının belli olmadığı bu resim Kıbrıs Türk tarafını birkaç açıdan zora sokabilecek olan bir resimdir. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımız, Kıbrıs Rum tarafının bu yönde rızasını almadan toprak görüşmesine uluslararası alanda gitmemesi yönündedir. Bunu birbiriyle bağlayabilecek durumda olduğuna inanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü bu kadar zamandır hep böyle değerlendirildi. Bunun birbirinden koparılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Evet, şimdi başta verdiğiniz bir örnek var. Yani işte sınır ya da sınıra yakın bir yerleşim yerinde oturan birisi bir anda hayatı durduracak. Tabii ki verilme durumu var, öyle bir şey olur. Benim hemen aklıma şu geldi. Yeni güzel yurtlarımız mı olacak? Öyle bir durum mu söz konusu olabilir? Yani bahsettiğiniz gibi gelişirse olaylar bir harita elimizde kalır ve bir ara verilirse o geçen sürede herhalde artık hep söylüyoruz çünkü güzel yurt verildi verilmeyecekti tartışmaları olumsuz bir hava yaratıyor. Buna yeni bölgelerin eklenmesi de söz konusu olabilir mi? Ekonominin işleri açısından. Aslına bakarsanız Aziz Bey, bugüne kadar yaşadığımız sıkıntı sadece güzel yurtla ilgili olarak yaşanmadı. Yani örneğin anlam planı haritasının içerisinde ismi zikredilen ya da geçen başka bazı yerlerde benzer sıkıntıları yaşadı. İnsanlar oralara yatırım yapmaktan çekindi. Hayat oralarda genelde durdu. Bunu sadece Güzelyurt'ta yaşamadık. Ama bizim söylediğimiz şey şu. 2010 yılından sonra 2011'de Birleşmiş Milletler'e şunu biz kabul ettirdik. Dedik ki harita ve rakam bu müzakerelerin en son aşamasında müzakere edilecektir. Neden Birleşmiş Milletler bunu kabul etti? Bin yerde dil döktük de onun için. Ne Moskova bıraktık, ne Brüksel bıraktık, ne Londra bıraktık, ne New York, ne Washington. Dört bir tarafa gittik ve buralarda şunu anlattık. Ve arkadaşlar, ben eğer harita ve rakamı şimdi konuşursam, siz de tanıklık ediyorsunuz ve görüyorsunuz ki zaten müzakerelerde her şey Rum basına yansıyor. Bu konuda yansıdığında bu benim ekonomimi, insanlarımın psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek. Dolayısıyla biz altı başlıktan birisi olan harita ve rakamı da, yani toprak ayarlamasını da tabii ki görüşeceğiz. Biz şunu demiyoruz işte hiçbir biçimde toprak müzakere edilmeyecek. Hayır, edilecek, altı başlıktan birisidir. Mümkün mü? Altı başlıktan birisi olan toprak müzakeresi yapılacak ama bu müzakere harita ve rakamı, yani mesela bir yüzdelik, belli bir yer ismi, köy ismi, bölge ismi, bunlar bir kez zikredildi mi Pandora'nın kutusu açılmış olunur. O yüzden benim bunları müzakere edebilmem için artık gerçekten müzakerelerin o son aşamasına geldiğimizi görmem lazım. Bu şu demek değildir. İşte iki lider de sene sonu çözüm istediklerini söylediler. Bu son aşama falan değil. Bu muğlak bir resimdir, bulanık bir sudur. Nasıl bir son aşama? Ben göreceğim diğer garantör devletlerin de masaya oturacağı beşli toplantının tarihi de belli. Ne zaman yapılacağı belli. Bütün kalan uyuşmazlıkların orada bir pazarlık sonucunda bağlanacağı da belli. Hatta daha önceki örneğe baktığımızda referandumun genel anlamda tarihin ve ne zaman yapılacağının da belli olması gerekir. Yani adım adım bu müzakerenin nereye gideceğinin bu şekilde garantiye alınması durumunda ancak görüşürsünüz. Bir nevi bir paket halinde görüşürsünüz. Bir nefes tutarsınız ve girersiniz. Toprak görüşmesi hemen ertesinde beşli toplantı ve referanduma kadar taşırsınız. O ortamda çözümü bir bütün olarak herkes değerlendirir. Kafasında dengeli ve adil bulursa evet veya hayır kararını verir. Ama şimdi yapılmak istenen ya da bu yöntem bize göre ciddi anlamda sakıncalıdır. Çünkü şu anda bu yöntemle, bakın
diyelim ki işte rumbasında çıktığı gibi İsviçre'de toprak müzakeresi yapılmaya gidildi Kasım ayının ilk haftasında. Peki gidildi bir gün, iki gün, üç gün, beş gün toprak müzakeresi yapıldı. Siz bu kadar yıllık gazetecisiniz siz de. Birinci günden itibaren Sayın Anastasiades'in neyi talep ettiğini okumayacak mıyız rumbasında? Okuyacağız. Bugün okuyoruz. Bunun devamında Sayın Akıncı'nın neyi kabul etmediğini ya da neyi kabul ettiğini de okumayacak mıyız? Ertesi gün Türk basında da okumayacak mıyız? Ve bu ortamda eğer Kıbrıs Rum tarafı bir toprak konusu uzlaşılmazsa diyecek ki, zaten öyle karar verildi, bana göre yeterince ilerleme olmadı toprakta. Dolayısıyla beşli toplantı yapılmayacak. Diyebilirsiniz ki yapılmazsa yapılmasın beşli toplantı, bu süreçte çöker. İşte az önce verdiğim örnek. Bu süreçte böyle çökerse 92'de Gali Fikirler dizisinde olduğu gibi Gali haritası nasıl kucağımızda kaldı? Bir takım haritalar kucağımızda kalacak. Çünkü doğal olarak gerçek anlamda müzakere etmeye niyeti olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhalde talep edilen bazı yerlere evet diyecek. Evet dediği her şeyi kaydedecekler, yazacaklar. Ve bunlar kucağımızda kalacak. Söylediğim budur. Bu riski ortadan kaldırmak için bu süreci bütünlemek gerekir. Sadece toprak müzakeresi değil, o beşli toplantının da artık netleşmesi gerekir ve Rum tarafında buna rıza vermesi gerekir. Madem ki bu kadar niyetlidirler, Kıbrıslı Rumlar toprak müzakeresi yapsınlar, o zaman bir bedel ödeyecekler ve diyecekler ki toprak müzakeresi yapmayı isteriz ama bu müzakere başladığında bileceğiz ki güvenlik ve garantileri de oturacağız ve garantilerle müzakere edeceğiz. Söylediğimiz şey budur Halkın Partisi olarak. Evet, şimdi neden kötü harita kalsın, belki iyi harita kalır diye tam aklımdan geçirirken siz söylediniz son bölümde. Bazı konularda bir esneme gösterilir mutlaka ve o da bizim Aziz Bey, elimize kalır. Şöyle düşünün, yani harita bir bütünen anlaşılırsa belki iyi mi kötü mü diye konuşabilirsiniz. Ama bu başlık öyle bir başlıktır ki, yani toprak ayarlaması denilen, Kıbrıs Türk tarafının toprak alacağı bir başlık değil. Yani evet. Al durumu olan değil, sadece ver durumu olan bir başlık olduğu için herhangi bir ver veya esneklik oraya kaydedilecek ve kalacak demektir. O yüzden böyle bir risk var. Peki şimdi Rum tarafının rızası, siz de söylediniz. Yani Beşli Konferans için Rum tarafının rızası şart. O noktada mıyız? Yani işte New York'ta olmaz, ilerlemedik dedikleri noktada bu iş kopacak. Söylediğiniz şey şuydu. New York'ta eğer bu beşli toplantının ne zaman yapılacağı ya da beşli toplantı yapmayı tarafların kabul ettiği gibi bir yol haritası çıkmış olsaydı ortaya, bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Değil mi? Dolayısıyla Rum tarafı rızasını vermezse diyorsunuz ya, ama dikkat edin Sayın Anastasiades dün ne açıklama yaptı? Dedi ki, işte şimdi konuştuğumuz konularda yeterince ilerleme olduğu toprağa geçmek için. Tamamdır yani. Peki Sayın Cumhurbaşkanı şey diyor mu? Bir dakika, ben daha bu siyasi eşitlik falan konusuna dönüşümlü, başkanlık konusuna daha tatmin olmadım. Daha yeterince ilerleme olmadı. Dolayısıyla toprağa daha şimdi geçmiyoruz dedi mi Sayın Cumhurbaşkanı? Mesela demesi gerektiği kanaatindeyim. Biz çünkü çapraz oyla ilgili olarak belli ki gerekli esnekliği gösterdik ama bunun karşılığında dönüşümlü başkanlığın henüz Rum tarafınca Birleşmiş Milletler'in mevcudiyetine kabul edilmediği ortaya çıkıyor. Böyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bu konular bağlanmadan toprak aşamasına geçmek sıkıntılıdır. Bir sonraki aşama olan o garantörlerle toplantı bağlanmadan geçmek sıkıntılıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Madem ki bütün konular birbiriyle bağlantılı olarak müzakere edilecek deniyor 2014 yılındaki ortak açıklamada. Ve madem ki Rumlar, Kıbrıs Rum tarafı, biz mülkiyetle toprağı beraber bağlayarak müzakere edeceğiz. Zaten mülkiyette şu anda pek bir ilerleme yok anladığımız kadarıyla. Toprağı görüp müzakere edeceğiz diyorlar. O zaman biz garantileri neyi görüp müzakere edeceğiz? Garantiler izole edilmiş bir biçimde, güvenlik garanti konusu en sonda kalacak. Ve yarın öbür gün diğer konular bir biçimde halledilirse zaten fatura olduğu gibi Türkiye'ye kesilecek, garantilerden vazgeçmiyor gibisinden. Ama ondan daha önemli bir şey var. O da dediğim gibi biz garanti anlaşması kalacak mı kalmayacak mı? Garantörlük devam edecek mi, etmeyecek mi bilmeden ve bilmeksizin toprağı müzakere etmek durumunda bırakılıyoruz bu yönteme göre. Ve bu yöntemle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın o bahsettiğimiz türden bir tedbiri alması gerektiği kanaatindeyiz. Bakın, muhatabınız bir şey istiyor değil mi? Ne istiyor? Toprağa görüşmek istiyor. O zaman siz de karşılığında bir şey isteyeceksiniz. Nedir o? Toprağa görüşmek istiyorsan garantörlerinden de güvenlik garantileri görüşmeyi
ya paralel bir biçimde ya birkaç gün arayla kabul etmen gerekiyor. Bu kadar basit. Bunun olması gerekiyor. Neden sadece Kıbrıs Rum tarafının talebi bu yöndedir diye bunu gerçekleştireceğiz? Neden? Madem ki bu bizim aleyhimize bir durum yaratabilir, bu konular bize göre önemlidir ve bu hassasiyeti göstermemiz gerekir. Evet, peki biz yani sırf süreç devam etsin diye mi böyle ısrarda bulunmadık, yoksa bulunduk kabul ettiremedik mi? Sizce hangisidir? Aslında bu ilk söylediğiniz cümle çok önemlidir. Çünkü eğer sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda sadece Kıbrıs Rum tarafının söylediğinin bir önemi varsa, o zaman biz edilgen bir pozisyona girmiş oluruz müzakere süreci içerisinde. Böyle olmamalı. Yani az önce söylediğim gibi bu müzakerede bir sonraki adıma geçişle ilgili olarak iki tarafın da bir duruşunun olması gerekir. Mesela bir örnek vereyim size. Az önce özellikle vurguladım. Sayın Anastasiades diyor ki bu dört başlıkta toprağı görüşmeye geçmek için yeterli ilerleme olmuştur. Bize göre mi diyor? Yani Kıbrıs Rum tarafına göre mi diyor? Yeterli ilerleme olmuştur. Peki Sayın Cumhurbaşkanı da mı böyle düşünüyor? Dolayısıyla bu biraz, yani Kıbrıs Rum tarafı yeterli ilerleme olduğunu düşünürse toprağa geçeceğiz. Kıbrıs Rum tarafı yeterli ilerleme olduğunu düşünürse toprakta güvenlik garantileri o zaman geçeceğiz. E biz zaten yeterli ilerleme şartına bağlamak niyetinde olmadık ki hiçbir zaman. Biz zaten o son aşamaya gelip bütün kolların masaya konulup bir biçimde o büyük alverin yapılmasını ve bu işin bitmesini istiyoruz. Madem ki bu yöntem konusuna Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir el atması lazım. Bu tamam değil. Evet. Yani bu şekilde bu sürecin gitmesinde sıkıntı var. Bunu söylemezsek, samimi söylerim size, topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Ben 12 yıl bu süreçlerin içerisinde kaldım. Gözlemlediğim bir şey var ve size 1990'lardan o örneği de verdim. Bu bizim, yani herkes şey soruyor. Zaman zaman mesela üniversitede de gündeme geliyor. Öğrencilere de soruyor. Zaman zaman kendi yaptığımız tartışmalarda da. Bu %28 artılar, 29'lar, diğer yüzdelikler nereden çıktı? İşte Gali Fikirler dizisinin arkasındaki Gali haritasından çıktı ve kucağımızda kaldı. Bunu unutmayın. Bu son derece önemlidir. Peki şimdi şöyle bir intiba var bende. Onu size sormak istiyorum. Eskiden gaz pedalı bizdeydi. Onlarda fren vardı. Sürekli frene basıyorlardı. Biz gaza basıyorduk ileriye gitmek için. Şimdi sanki o az önce Sayın Anastasiades'in söylediklerinden dem vurdunuz. İlerleme olmuştur. Hadi toprağa geçelim havası yaratmaya çalışıyor. Gaz pedalını da mı ele geçirdiler? Onunla mı kaptırdık? Aslında öyle değil. Çünkü son durağa gitmek için gaz pedaline, yani benzine basacaksa bassın itirazımız yoktur. Ama arada bir durakta durmak için yapıyor gibi bir hissiyat var içimde. O da toprağı müzakere etmek için. Yine frene dönecektir. Tabii. İşte. Yani toprağı müzakere etmek için bunu yapıyorsa biz ciddi dezavantajlı bir durumda kalacağız. Orada frene basarsa biz ondan o tarafa gidemeyecek. Yani hedeflediğimiz yere gidemeden bir ara aşamada durdurma şansını elde ediyor. Buna müsaade etmemek lazım. Çünkü böyle olursa nihayetinde dönüp muhtemelen Kıbrıs Rum siyasi partilerine Sayın Anastasiades şunu diyecek ve şimdiden diyor. Toprağı görüştürttüm ben Türklere diyecek. Hiç daha önce olmaydı. Kabul ettirdim ve toprağı müzakere ettirdik. Bunun böyle bir sıkıntısı var. Bu işte ben bunu başardım diyecekse desin Anastasiades, önemi yok bunun. Ama bunun bize somut bazı dezavantajlar yaratacağını madem ki görüyoruz, bunun tedbirini alalım diyoruz. Yaptığımız çağrı böyle bir çağrı. Belki de böyle bir bağlantı kurulduğunda toprağa geçmeyi de istemeyecektir. O da ayrı bir nokta. Böyle bir bağlantı kurulursa belki geçmek istemeyecektir ama bir gerçek varsa asıl önemli olan toprağa müzakere etmeye geçilmesin demiyoruz biz. Şunu diyoruz, madem ki bu şekilde bir bağlantı var, Kıbrıs Türk tarafı da siyasi eşitliğine ilişkin alması gerekenleri alsın, ona göre toprak müzakeresine geçilsin ama toprak müzakeresine geçildiğinde bilelim ki onunla paralel ya da hemen ertesinde birkaç gün arayla bu beşli toplantıda yapılacak ve garantörlerle güvenlik garantilerinin geleceğinin ne olacağını da konuşacağız. Bunu bilelim. Bu konular onlar da rızasını versin. Sadece bizim vereceğimiz rızayla yürümesin bu süreç yani. Evet. Peki. Toprak konusu tabii ki önemli. Daha uzar herhalde. O yüzden ben vatandaşlığı da size konuşmak istiyorum. Tabii. Ve vatandaşlığa bağlı olarak herhalde iki kesimliği de mi konuşmamız lazım? Çünkü son yine Sayın Anastasiades'in ortaya koyduğu bazı rakamlar var. Şu kadar vatandaşlık maalesef olacak. Evet. Bu kadar Türkiye kökenli KKTC vatandaşlık alacak. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Burada ne noktadayız? Neler olabilir? Şimdi bir kere Sayın Anastasiades ne açıkladı? Ona bir bakalım. Ne dedi yani? Bir kere
pazar günü yapılan görüşmeden sonra 90 bin gibi bir rakamdan bahsetti. Ardından bir gün sonra o günün yorgunluğuyla yaptığımız açıklama yanlış anlaşıldı dedi. Halbuki o günün yorgunluğuyla yorgun olan bu açıklamayı yanlış anlayanlar değildi, kendisiydi. Kendisi ise yanlış anlattı belki, bilmiyorum. Döndü dedi ki 40 bin, 90 bin değil 40 bin. Ya Allah aşkına, insanlardan bahsediyoruz, portakallardan değil yani. Dolayısıyla bu yaklaşım yanlıştır. Yani rakamlar üzerinden bunu konuşmak, sayılar üzerinden bunu konuşmak son derece yanıltıcı. Bir kere kafa karıştırıcı bir biçimde bir takım rakamlar veriyor. Sonra bir rakam verip ondan sonra bunu dönüp değiştiriyor. Her ne mantığı olursa olsun siz insanları tedirgin ediyorsunuz. Bizim insanlarımızı, bizim vatandaşlarımızı tedirgin ediyorsunuz. Ben böyle bir yaklaşımı hiçbir zaman doğru bulmadım. Geçmişte de dile getirdim, bu konuda makaleleri de yazdım. Biz yaptığımız değerlendirmede şunu söylüyoruz Halkın Partisi olarak. Madem ki söz konusu olan insanlardır, bizim vatandaşlarımızdır. Burada elmalarla armutları birbirinden ayırmak ve insanlardan bahsettiğimizi unutmamak lazım. Ve mesele şudur. Kıbrıs Türk tarafı ne diyordu bugüne kadar? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları bir çözüm olursa yeni devletin vatandaşı olmalıdır nokta. Bizim de Halkın Partisi olarak savunduğumuz budur. Zaten öbür türlüsü insan haklarına da aykırı olur. İnsancıl hukuka da aykırı olur. Bu kadar yıldan sonra insanları vatandaş yapmamak. Bir ikincisi, Kıbrıs Rum tarafı ne diyordu peki? Geçtim yasal değil bilmem ne tartışmalarına. Şunu diyordu bize yaptığımız görüşmelerde. İşte 1960'da bir nüfus dengesi vardı adada. Aradan geçen olaylar 74'ün ertesi KKTC'nin kurulmasından sonra siz bir takım vatandaşlıklar vererek bu nüfus dengesini bozdunuz. Biz de kendilerine o dönemde şunu dedik. Hayır, 1960'lardaki nüfus oranları nasılsa bugün de sizin vatandaşlarınızdan bizim bütün vatandaşlarımızı bir teraziye koyduğunda aynı nüfus oranları birbirine yakın olarak gene aynıdır. Dolayısıyla Sayın Anastasi Edis'in bütün KKDC vatandaşlarının yeni devletin vatandaşı olacağını madem ki kabul edecek bir biçimde, bunun aksi zaten insan haklarına aykırı olur, tekrar altını çizerek vurguluyorum. Dönüp Kıbrıs Rum toplumuna bunu anlatırken işte şu kadar bilmem ne kadar evlilikten öteki bilmem ben verdiydim, bilmem ne kadar da arttıydı geçen süre zarfında, insanlar böyle sınıflara, kategorilere ayırarak bu ayrımcılıktır, ayrı muamele yapmaktır ve yanlıştır. Bunu yaparak Sayın Anastasi Edis, çözümün öncesinde Kıbrıslı Rumların aklında farklı bir insan kategorisinden bahseder gibi konuşuyor. Ve bir an için düşündüğünüzde gelen senenin başında bu çözüm olursa da yürürlüğe girer. Çözümden sonra ne olacak? Ben size söyleyeyim. Çözümden sonra bu kafayla, bu yaklaşımla çözümden sonra olacak olan şey şudur. Birisi birisiyle karşılaşacak bir yerde ve bir Kıbrıslı Rum, bir Kıbrıslı Türk ve federal devletinde vatandaşı olan birisine diyecek ki siz vatandaş mısınız? Evet. Ha, nereden, listeden mi? Hangisinden yani? Kökenini o şekilde çıkarmaya çalışacak. Bu yaklaşım onun için yanlıştır. İnsanlar ikinci sınıf vatandaş. Tabii ki yani şimdi insanlar kelle hesabı üzerinden ayrıştırılarak vatandaşlık konusunu ele alınması bu müzakerelerde doğru değildi. Burada ben şeyden bahsetmiyorum, yani Kıbrıs Türk tarafının bir hatasından vesaire bahsetmiyorum. Ama şundan bahsediyorum. Kıbrıs Rum lider bu konuda bizim vatandaşlarımızı ayırıyor, ayrımcılık yapıyor ve insanların huzurunu kaçırıyor aslında. Bunu yapmasına müsaade etmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı anında müdahale edip durumun ne olduğunu tarif etmeleri gerekiyor. Buna izin vermemeleri gerekiyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Ve aslına bakarsanız dediğim gibi bunun orta yolu nedir? Bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Birleşik Devlet'in vatandaşı olması, Rum tarafının kendi kafasındaki o 1960 oranı zaten bozulmuyor. Nokta. Burada bir sıkıntı yok zaten. Olmaması gerekir. Eğer vardır diyorlarsa problem var. Bugüne kadar bu sıkıntı nereden kaynaklandı ama? Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bugüne kadar bu sıkıntı Kıbrıs Rum tarafının hem yanlış algılamasından hem de kendi toplumuna bunu yanlış anlatmasından kaynaklandı. Mesela
sevgili Mete Hatay'ın çalışmasına bakarsanız orada da göreceksiniz. Kıbrıs Rum tarafında, genel anlamda Kıbrıs Rum toplumunda şöyle bir algı var. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan herkes sanki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır ve çözümden sonra herkes Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşı olacak. Hayır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan bir var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, bir de var bu ülkede yaşayan, ikamet eden öğrenciler, çalışan insanlar ve onların aileleri. Vatandaş değil bu insanlar. Biz hiçbir zaman müzakere masasında KKTC'nin vatandaşı olmayanlar da Birleşik Devlet'in vatandaşı olsun diye savunmadık ki zaten. Onlar bir bütün olarak bakıp, üstelik de bu insanları çekinmeden sözde yasa dışı ilan etmeye kalkıştıkları için rakam hep onlara çok büyük göründü. Ve bu rakam çok büyük göründüğü için denge bozuldu vesaire derler. Oysa bizim çözümle birlikte yeni devletin vatandaşı olmasını istediğimiz insanlarımız bütün KKTC vatandaşlarıdır. Bu kadar açık ve sarih. Şimdi bu yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Biz bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine açıkça söylediğimizde ve Green Tree görüşmesinde, daha önce söylemedim bir yerde ama Green Tree görüşmesinde, ikinci kez yeni bir şey söylüyorum burada. Sayın Ristofias'la bir araya geldiğimizde Ban Ki-moon'un bulunduğu ortamda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplam vatandaş sayısı budur. Bütün vatandaşlarımızın da vatandaş olmasını istiyoruz. Bu böyle olacak otomatik bir biçimde dediğimizde, pozisyonumuzu ortaya koyduğumuzda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ristofias'a dönüp dedi ki hani işte sizin söylediğiniz rakamlar, işte oranlar tamam. Yani nüfus dengesi bozulduğu adada diye bir şey yok. Sizin de belli bir nüfusunuz var, vatandaşlarınız var. Burada toplam vatandaş sayısı. Yani biz iki şeyi birbirine Rumlar karıştırdığı için bu sıkıntıyı yaşadık. Bu ülkenin vatandaşı olan herkes, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan herkes bir çözüm olursa yeni devletin de vatandaşı olmalıdır nokta. Bugün vatandaş olmayan, çalışma izniyle burada bulunan onların aileleri, öğrenci olan bu insanların aileleri vatandaş değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değil bu insanlar. Ve bu insanlar çözümden sonra belki vatandaş olarak kalmayacaklar burada ama burada bir ekonomi var. Değil mi? Firmalar var. Bu firmalarda çalışan insanlar var. Oteller var. Bu otellerde çalışan insanlar var. İnşaat sektörü var. Buralarda çalışan insanlar var. Üniversite bir ekonomik sektör olarak binlerce öğrenci var burada. Bu insanların da bu ülkede kalmaya, çalışmaya ve öğrenci olarak kalmaya devam edebilmesi lazım. Öğrenciler mezun olduktan sonra gider. Çalışanlar belli bir dönem geldikten sonra ikametlerini yenilerler. Ama bunun da devam etmesi lazım. Eğer bunun aksi olursa ciddi sıkıntı yaşanır. Dün yapılan açıklamada Sayın Anastasiades bu ikinci konuda, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmayan ve şu anda çalışma izniyle ya da oturma izniyle veya öğrenci olarak burada bulunan kişilerin izinlerinin federal hükümet tarafından verileceğini açıkladı. Tabii burada akla şu soru geliyor. Bir, bugün bu konumda olan insanların bir kere madem ki ekonomimiz var bizim, bu izinlerinin geçerli sayılması lazım. Bu tartışma bence kaldırmaz. İkincisi, bundan sonrasına ilişkin olarak akla şu soru geliyor. Yüksek öğrenim kimin yetkisine giriyor? Yani eğitim denilen. Geleneksel olarak kurucu devletlerin yetkisine değil mi? Bir ikincisi, çalışma hayatı denilen konu çoğu zaman kurucu devletlerin yetkisine giren bir konuydu. Şimdi bu konularda kimin bu ülkeye öğrenci olarak gelip kimin gelmeyeceği aynı zamanda muhaceret meselesini de ilgilendiriyor ki o da federal hükümetin yetkisine giden. Bunlar birbiriyle örtüştüğü için şunu demek doğru olmaz. Eğer denildiyse de doğru denilmedi yani. Buna federal hükümet karar verecek dediğinizde Türkler de var içerisinde. Türkler de var içerisinde ama siz istemenize rağmen birilerine izin verilmeyebilecek demektir. Ve bu izin verilmezse bir süre sonra ekonomide, üniversitelerde ve başka alanlarda sıkıntı yaşayabiliriz demektir. Bunu çok iyi bir biçimde düzenlemek gerekir. Yani bir biçimde işte hırsızlık yapan, kaçakçılık yapan, terörizmle ilişkisi olan vesaire insanların girişi tabii ki federal hükümet tarafından federal bir polis soruşturmasıyla engellenebilir. Bu normaldir. Ama bunun dışında izinlerin
tabii ki kurucu devletlerin de rızasına bakılarak verilmesi gerekir. En başa geri dönüp vatandaşlıkla ilgili bir kez daha şunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Sayın Anastasiadis'in yaptığı vatandaşlığa ilişkin açıklamalar kafa karıştırıcıdır. Bizim insanımızı, bizim vatandaşlarımızı ayrıştırmaya dönük bir rakam verme şeklindedir. Bu yöntem yanlıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları birleşik federal bir Kıbrıs ortaya çıkarsa yeni devletin vatandaşı olmak zorundadır. Bunun dışındaki bir formül o kadar kişi bu kadar kişi hem yanlıştır hem doğru bulmayız hem de karşı çıkarız Halkın Partisi olarak. Açık mı? Evet. Şimdi ben Grinter'deyim. Az önce söylediğiniz noktadayım. Yani peki. Şöyle bir durum mu var? Kıbrıs Türk tarafı, yani biz masaya, Grinter'e götürdük tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kurulacak olan yeni devletin vatandaşlarının olmasını ve halen görevde olan Genel Sekreter Ban Ki-moon da bunun en azından makul olduğunu, mantıklı olduğunu... Rum tarafının o güne kadar ortaya koyduğu tez çerçevesinde bu rakam tamam işte diye kendisine dönüp serzenişte bulunduğunu gözlemlemiş birisiyim ben. Tanıklık ettim, tutanakları da vardır. Ama herhalde Sayın Hristofias da kabul etmedi, onu da söylemeye de gerek yok. Peki şimdi iki kesimlilik konusu var hocam birden. İki kesimlilik de aslında çok mu farklı yönleriyle tartışıyoruz, çok mu karıştı, nasıl olacak, olacak mı olmayacak mı? Yani şimdi, olacak mı olmayacak mı konusu herhalde tartışılmamalı. Şimdi iki kesimlilikle ilgili böyle genel laflar söylemenin bir manası yoktur. Şimdi birileri çıkıp diyor ki iki kesimlilik tamamdır. Başkaları çıkıp diyor ki iki kesimlilik tehlike altındadır. Bunu böyle genel cümlelerle söylemezsiniz. Bir kere buna karar verebilmek için iki kesimliliğinin ne olduğuna bakmak lazım önce. Ondan sonra da tarafların şu ana kadar bu konuda ne anlaştığına bakmak lazım. Ve o anlaşılan şey iki kesimlilik bağlamında nereye oturuyor bunu değerlendirmek lazım. Evet. Madde 1. İki kesimlilik nedir? Bir kere iki kesimlilik Türk tarafının tezi değil. İki kesimlilik Birleşmiş Milletler parametresidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından önerilen bir raporun içinde yer almış bir tanımdır. Güvenlik Konseyi'nin de 750 sayılı kararıyla onayladığı bir tanımdır 90'larda. Nedir bu tanım? Her bir toplumun, yani Kıbrıs Türklerin ve Kıbrıs Rumların, her bir toplumun kendi kurucu devleti içerisinde ya da federe devleti, kurucu devleti içinde hem nüfus açısından hem de taşınmaz mal mülkiyeti açısından sarih, açık, net bir çoğunluğa sahip olması demektir. Cümle budur. Açıkça. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin onayladığı cümledir bu. İlgili paragraf budur. Dolayısıyla iki kesimlilik bizim talep ettiğimizde Rumların kabul etmediği bir şey olamaz. İki kesimlilik bir parametredir. Dolayısıyla Rumlar bunun dışında bir şey isterim diyememesi lazım. Parametrenin dışına çıkmış olur. Buna izin verilmemesi lazım. Geçelim detayına. Peki sarih çoğunluk nedir? Yani mesela hem nüfus açısından hem de taşınmaz mal mülkiyeti açısından her bir toplum kendi devleti içerisinde sarih ve net bir çoğunluğa sahip olacak. Clear majority denilen şey. Şimdi çoğunluk dediğiniz şey, hiçbir şey demezseniz %51 de çoğunluktur, %99 da çoğunluktur. Ama sarih çoğunluk derseniz bu %51 falan değil. %70'ler 80'lerdedir. Bu belli bir rakamı yok bunun. Bu bir müzakere konusudur. Ama %50'lerde olmadığı da kesindir yani bunun. Dolayısıyla iki tane başlığı var bunun. Biri nüfusta sarih çoğunluğa sahip olacaksınız kendi bölgeniz içerisinde. Bir diğeri de taşınmaz mal mülkiyetinde. Peki Rum sözcü Ristodulidis sanıyorum dün bir açıklama yaptı. Ne dedi? Sarih çoğunluk olmayacak dedi. Bunun üzerine Kıbrıs Türk tarafından Sayın Barış Burcu bir cevap verdi kendisine. Anlayamıyoruz dedi. Kıbrıs Rum liderliğinin bazen yaptığı bu açıklamaları nedir dedikleri yani. Çünkü kafa karıştırıyorlar vesaire. Bana kalırsa o kadar basit de değil. Çünkü sarih çoğunluk olmayacak dediğinde Kıbrıs Rum tarafı bunun bir manası var. Gelin iki başlıkla ilgili buna bakalım. Yani nüfus açısından da bakalım. Taşınmaz mal mülkiyeti açısından da bakalım. Sarih çoğunluk var mı? Nüfus açısından iki lider geçtiğimiz gün yapılan görüşmenin ertesinde bir açıklama yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı bunu daha önce de söylemişti. Kendisine yaptığımız ziyarette bize söylemişti.
şimdi kamuoyuyla da paylaşıldı. Onun için söylemekte bir çekince görmüyorum. O da şu. Diğer taraftan, yani Kıbrıs Rum tarafından Kıbrıs Türk tarafına gelip daimi ikamet kurabilecek olan kişilerin toplam sayısı bizim taraftaki iç vatandaşlık statüsüne sahip olan toplam nüfusun %20'sini geçemez diye bir rakamda anlaştık denildi. Değil mi? Evet. Şimdi buna bir bakalım. Bizim iç vatandaşlık statümüze sahip olacak olan toplam nüfus çözüm günü itibariyle büyük bir ihtimalle 220 bin civarında bir şey olacak. Toplam KKTC vatandaşlarıdır çünkü. Onun %20'si 40 binden fazla kişi demektir. Daha önce Birleşmiş Milletler bu konuda bir plan getirdi masaya, değil mi? Anlam planında nasıldı diye bir bakalım isterseniz. Anlam planında %20'ye kadar çıkardı bu sınırlama. Yani nüfus konusunda konulan bu sınırlama. Ama 19 senede çıkardı. Yani başlangıçta birkaç yıl hiç kimse gelip daimi ikamet kuramazdı. Sonra işte 5. yıldan 7. yıla kadar şu kadar yüzdelik. 9. yıldan 10. yıla kadar şu kadar yüzdelik. Kademeli olarak oraya çıkardı. Şimdi eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı'na sorduğumuzda kendisi bunda bir sakınca görmediğini söyledi. Ama biz bir sakınca görüyoruz. Çünkü bu çözüm olduğu gün itibariyle ertesi gün bir hafta, bir ay, üç ay içerisinde 40 bin küsur Kıbrıslı Rum'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ya da Kıbrıs Türk kurucu devleti içerisine gelip yerleşmesi bu düzenlemeye göre mümkün görünür. E bu tamam değil. Yani burada bir sıkıntı var. Çünkü genel anlamda eğer buna benzer gelişmeleri yaşayacaksak en azından belli bir zaman geçmesi, bu çözümün yaşayabilir bir çözüm olduğunu herkesin görmesi, bir uyum sağlaması, adapte olmasıyla birlikte bu noktaya gelinmesi gerekir. Dediğim gibi %20 kademeli olarak artan bir şey değilse anam plandan daha geride bir çözümlemedir. İki kesimliliğin nüfus bağlamında. Hatta Sayın Barış Burcu yaptığı açıklamada biz Rumların hassasiyetine dikkat ediyoruz ama onlar etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında dileyenin gelip bir yazlık ev alabileceğini, dileyenin gelip bir apartman dairesi alabileceğini söyledi diyor kendi açıklamasında. Peki dileyen yazlık ev, apartman alabilecekse o zaman toprak mülkiyeti yani taşınmaz mal mülkiyeti açısından sarih çoğunluğu nasıl sağlayacağız biz? Ona ilişkin şu ana kadar hiçbir şey duymadık. Sadece nüfus bağlamında bir %20 gördük. O da kademeli olarak artan değil, ilk gün itibariyle %20'ye çıkabilir. Yani ilk gün itibariyle kısa süre içerisinde 40 bin küsur kişiye çıkabilir. Bu tek bir yerde değil, hem bölgesel hem ülke genelinde belki ama böyle bir sıkıntı var nüfus açısından. İki kesimliliğin taşınmaz mal mülkiyetinde sarih çoğunluk açısından henüz bir şey duymadık. Halbuki anlam planında işte 1/3 sınırlaması, belli bazı bölgelerde bir üst limit ve tavan uygulaması söz konusuydu. Onun ötesinde duyduğumuz şey, yani mülkiyet açısından her bir toplum kendi bölgesi içerisinde mülkün de çoğunluğuna, sarih çoğunluğuna sahip olacak. Buna ilişkin tek duyduğumuz şey Sayın Barış Burcu'nun söylediğidir. İsteyen gelip yazlık ev, isteyen gelip apartman dairesi alabilecek ve konaklayabilecek diyor. İkamet kuramayacak belki ama konaklayabilecek. E peki o zaman soru şudur. Biz nasıl sağlayacağız burada taşınmaz mal, mülkiyet çoğunluğunu? Kıbrıs Türklerin elinde olmayabilir o zaman taşınmaz mal çoğunluğu kuzeyde, öyle mi? Peki o zaman iki kesimlilik nasıl olacak? İki kesimlilik Birleşmiş Milletler'in yaptığı tanıma göre sadece nüfusta değil, mülkiyet açısından da sarih çoğunluğa sahip olmamızı gerektiren bir durumdur. Bir prensiptir. Bir Birleşmiş Milletler parametresidir. Bu açıdan baktığımda bir tanesiyle ilgili soru işareti duruyor. Yani taşınmaz mal mülkiyetinde sarih çoğunluğa ilişkin ciddi bir soru işareti var. Bir diğeri nüfusta sarih çoğunluğa ilişkin bir %20 rakamı var ama o da anlam planından daha geri bir şey olarak görülüyor. Çünkü kademeli olarak yükselmiyor. Ben bunları söylemek durumundayım. Peki hocam, sona doğru şunu da sormak istiyorum ben size.
Sayın Anastasiadis seçim havasına mı girdi? Eğer öyle bir durum varsa bu müzakere sürecinin sağlığına nasıl etki eder? Bence şu anda Sayın Anastasiadis'in hedeflediği esas unsur toprağı müzakere edebilmektir. O aşamaya geçmek istiyor. Dikkat ederseniz New York görüşmeleri öncesinde New York'ta başına bir şey gelir endişesiyle olsa gerek ilerleme oldu demekten genelde çekiniyordu. New York'tan geldikten sonra 3 tane 4 tane görüşme yapıldı. Hepsinin ertesinde Sayın Anastasiadis çıkar çıkmaz hep böyle altını çize çize bu görüşmede de ilerlemeler oldu. Bunda da ilerlemeler oldu dedi. Olmuştur da. Ama bunun altını çizmesinin sebebi oradan toprak görüşmeye geçmek istemesidir. Ama her ne pahasına olursa olsun değil herhalde. Yani siz işaret ettiniz. Baştan beri söylüyorsunuz. Beşli konferansa bağlayıp da öyle geçelim dense kabul etmeyeceğini bilmiyoruz. İşte keşke denilmiş olsa ve keşke umarım bundan sonra denilir. Çünkü eğer beşli toplantıya bağlanmazsa Sayın Anastasiadis bu yurt dışında toprak görüşmesine geçip orada onu istedim bunu istedim ama Sayın Akıncı vermeye deyip belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nı zora sokacak. Onu bunu isteyecek, istediğini alamayınca ya da bir kısmını alınca onu kayda geçirecek ve daha önce yaşadığımız sıkıntıyı yaşayabileceğiz. O arada Kıbrıs Türk toplumunun kendi psikolojisi, ekonomisinin durumu sıkıntıya girebilecek. Bizim ihtiyacımız olan şey toprak görüşülmeye başlamadan önce bu konu bağlanmalıdır. Önümüzü görmeliyiz. Eğer görmezsek Sayın Anastasiadis çok büyük bir ihtimalle dönüp diyecek ki bakın ben başardım. Toprağı görüştürdüm Kıbrıs Türk tarafına. Ha istediğini alırsa, tatmin olursa ki ben toprak konusunda bütün konular bir araya gelmeden gerçekten uluslararası bir toplum ağırlığını koymadan Rum tarafının toprak konusunda çok da tatmin olabileceğine inanmıyorum. Onu da söyleyeyim. İstediğini alırsa ancak o son aşamaya geçebilecektir ki orada ciddi şüphelerim var benim. Madem ki bu son aşamaya gitmeye dair bu kadar çok ayak sürüyor, bu kadar çok şart koyuyor, ilerleme şartına bağlıyor. New York'ta herkes bin dereden su getirirken yok diyor. Kıbrıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'na tamam diyor gidip New York'ta Genel Sekreter'in önünde yok diyor onu söylemeyelim diyor. Ondan sonra da Kıbrıs'a geldikten sonra toprakla beşli toplantıyı birbirinden kopardıktan sonra toprağa tamam diyor. Bunu sorgulamak durumundayız diye düşünüyorum. Seçime bağlar mıyız bunu yoksa şimdilik toprak görüşmesi gibi bir aşamaya bu şekilde geçilirse oradaki hal ve tavrından zaten bağlanmış olacak diye düşünüyorum. Peki Sayın Özer Sayın. Yanılmayı da dilerim yani o ayrı konu. Onu eklemiş olalım. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz size. Teşekkür ederiz. Bugün adına programımıza katıldınız. İyi çalışmalar diliyorum. Ben de Halkın Partisi adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler bugün adına da noktayı koyduk. Yarın yine aynı saatte 16'da karşınızdayız. Günü gündemi konuşmak üzere. Gündemin artısını bulmak üzere. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar diliyorum.